Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar olsun. Sırat-ı selam elçisi Hazreti Muhammed'e olsun. Rızası onun yol arkadaşları sahabelere olsun. Rahmeti, mağfireti, inayeti onların izlerini iyilik ile takip eden hepimizin üzerine olsun. Değerli arkadaşlar, hadis bölümünde ahlakın temel ilkelerinden daha önce paylaştığımız 10 maddeyi tek tek her birisini bir hafta gündeme getirerek açıklamaya çalışıyorduk. Madem bu dönemin en ağırlıklı konusu imana artı ahlaktır, o zaman bu ahlakı daha bir ciddiye almak, sadece ismen söyleyip geçmeden içeriğinden daha ayrıntılı haberdar olmak için dikkat kesilecek, her hafta bir hasletin takipçisi olmaya çalışacağız. İlki doğru konuşmak idi. Geçen hafta zor zamanda doğruluk, sadakat, Allah'ın ölçülerine bağlılık konusunu konuştuk. Bugün üçüncü madde, İ'tâ'l-sâil diye Efendimizin belirttiği, bizden bizde olanı isteyenlerle olanı paylaşmak, onlara vermek konusunu gündeme getireceğiz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin vahiy aldığı ilk dönemlerden itibaren Allah'ın bizdeki imanın sadakatini ortaya koymamız için talep ettiği şeylerden bir tanesi ve en önemlilerinden birisi, emaneten Allah'ın vermiş olduğu imkanlar vardır. O imkanlara sahip olmayanlarla bunları paylaşmak bir sadakat ölçüsü olarak görülmüştür. İmanın bir aksiyonu, bir eylemi, ameli olarak gösterilmiştir. İnfak etmeyen bir insan imanını koruma altında tutamaz. Paylaşmayan bir insan Cenab-ı Hakk'ın memnuniyetini kazanamaz. Paylaşmayan bir insan topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmiş olmaz. Paylaşmayan bir insan beraber yaşadığı insanlarla bir insicam tutturamaz. Paylaşmayan bir insan İçinde bulunduğu toplumla kendisi arasında kalpten kalbe giden bir köprü kuramaz. Paylaşmayan bir insan, davası ne kadar büyük olursa olsun, bu davanın haklılığını insanları buna ikna edemez. Paylaşmak önemli bir belirteçtir, önemli bir alamettir. Taşıdığımız imana dair. O nedenle İ'tâ'l-sâil, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme indirilen vahyin ilk gününden itibaren bütün Müslümanlara yükletilmiş olan önemli bir eylemdir. Mülkün sahibi kim? İmanımızın gereği söylüyoruz. Mâlikel mulk, tuktil mulke men teşe. Mülkün sahibi Allah'tır. Mülk yönetimdir. Mülk sahip olduğumuz, geçici sahip olduğumuz, kılındığımız eşyalardır. Servettir. Belki mülk makam mevkidir, taşıdığımız afiyettir. Belki mülk kalpte zihinde taşıdığımız ilimdir, bilgidir. Mülk zekadır, akıldır. Mülk gözdür, kulaktır, eldir, ayaktır. Mülk duygudur, sevgidir, öfkedir. Paylaşılması isteniyorsa paylaşılacaktır. Öfkenin paylaşılması nedir? Bir şer ortaya çıkar, orada öfkeniz imanınızın belirgin özelliklerinden olur. Bir hayır ortaya çıkar, orada sevginiz imanınızın alameti olur. Bunu paylaşmak, bunu göstermek demektir. Göstermek demektir. Nitekim paylaşan insan
onu izleyen bütün diğer insanlar nezdinde nasıl bir tavır ortaya koymuş olur? Mülkün sahibi ben değilim. Bana emanet edildi. Emanet edenin kullanım ölçülerine göre ben bu mülkü kullanırım der. Onu görüntülemiş olur. Onun için mesela ilk indirilen surelerdendir. Duha suresi. Aydınlığın müjdeler. Karanlıkların artık bittiğini müjdeler. Geleceğin bizim bugünden daha hayırlı olduğunu müjdeler. Allah'ın bizi ta biz memnun oluncaya kadar bağışlarıyla tatmin edeceğini müjdeler. Vergileriyle. Bunları müjdelerken Cenab-ı Hak bu müjdelere layık olmak istiyorsanız فَأَمَّا الْيَت۪يمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Üç görevi bize yükler. Bütün bu müjdelere layık olmak istiyorsak. Allah'ın bize öfkesini durdurmak. Cenab-ı Hakk'ın bizimle birlikteliğini sağlamak. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. Sağlamak istiyorsak. Geleceği bugünlerden daha üstün, daha hayırlı kılmak istiyorsak. Cenab-ı Hakk'ın bizi memnun etmesine ulaşmak istiyorsak. Yapacağımız işler var. Duha suresinde. Bir tanesi de وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ görevidir. Sakın sizden bir şeylerinizi isteyen kimseleri geri çevirmeyin. Sizden, sizde olan şeyleri isteyen kimseleri geri çevirmeyin. Bu görevlerden bir tanesidir. Yetimden bahseder. Belirteyim, dilenenlerden, bizde olanın paylaşılmasından bahseder. Dilenenlerle bir diğer bahsettiği de nimet olarak bizde ne varsa dışarıya izhar edin ki o nimete muhtaç kimseler kimde arayacaklarını bilsinler. Kimde arayacaklarını bilsinler. Nimetler ketmedilir, gizlenirse bencilce insan ben kazandım, ben yerim diye olayı özelleştirirse bundan habersiz kitleler o şeyi onda aramazlar. Halbuki açığa dursa, mesela giydiğim elbiseyle servet sahibi olduğumu göstersem, bindiğim arabayla göstersem, en kaba hatlarıyla söylüyorum. İşin fazilet boyutunu da bir tarafa bırakın. Görev itibariyle söylüyorum. Öylece göstersem. Komşumuzdan, mahallemizden, şehrimizden, paraya servete muhtaç insanlar kimin kapısını çalmayı uygun görürler? Zahiren servet sahibi olduğunu gördükleri kimseleri. Eğer ilim sahibi isek, odalarda biriktirdiğimizle konuştuğumuz bir değer olmaktan bunu çıkarmazsa, topluma taşımazsa, cahil insan kimin kapısını çalacaktır? Çalamayacaktır. Makam mevki sahibi insan kapısını o makamla ilgili işlerini görmek üzere gelen kimselere kapatırsa, ama ayrıcalıklı, ama servet sahibi, ama statüsü olan kimselere kapıları sadece açarsa, muhtaç halk ihtiyaçlarının görülmesi, işlerinin görülmesi için o makama giderler mi? Gitmezler. Tahdis etmek de önemli bir iştir. Yani bizde olanı açığa vurmak. Onu göstermek de önemli bir iştir. Duha suresi ilk surelerdendir ve Cenab-ı Allah'ın bizlere yüklediği önemli görev bizden bir şey isteyenleri geri çevirmek. İlk buyruklardan Amr bin Abese radıyallahu anhin daha önce Efendimizle diyaloğunu paylaşmıştım. Yeri geldi bir daha paylaşayım. Ya Resulallah diyor. Daha Allah Resulü olduğuna onay vermemiş. Duydum ki Allah'ın peygamberi olduğunu söylüyormuşsun. İman diye bir değere davet ediyormuşsun. İslam diye
bir takım ölçülere teslim olmaya bizi çağırıyor musun? Öyle mi? Evet diyor. Peki imanın en üstün hasleti nedir? Söyle bakalım diyor. En üstün hasleti. As-sabru ve's-semahatu. Sabır ve hoşgörüdür der. İslam'ın en üstün hasleti hangisidir? İd'am-u ta'am ve ifşâ-u selam der. İd'am-u ta'am ve ifşâ-u selam. Yemek yedirmendir. Güveni, emniyeti, huzuru, barışı, elinin değdiği, gözünün ulaştığı, dilinin gittiği her bir insana yaymandır. Barışı yaymak, esenliği yaymak, emniyeti, güveni, bütün bunları temsil eden Allah'ın selam ismini yaymak. Bakın yemek yedirmek ilk görevlerimizdendir. Amir bin Abese radıyallahu anh diyor ki, ben zannediyorum ki 4. Müslümandım o gün. Hadi daha sonraki bilgilerle düşünsek, 5. olsun, 6. olsun. 5. 6. Müslümanın iman ve İslam namına bu konuda ehil makam Muhammed Aleyhisselam'dan dinlediği en önemli alametlerden bir tanesi gördüğümüz gibi paylaşımdır. Yemek yedirmektir. Yaktar-ı Sari önemli bir ahlaki ilkedir. Paylaştıkça kazandığımız alemlerin Rabbi olacaktır. Bakın Zariyat Suresi وَفِي اَمْوَالِهِمْ حَقٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ der. Mekke'de indirilen surelerden bir tanesi. Takva sahibi, Allah'a karşı kendini sorumlu bilen, Allah'ın kendisini yarattığını, Allah'ın yaşattığını, Allah'ın beslediğini gördüğü için o benim Rabbim olsun, beni o eğitsin, o öğretsin, o düzenlesin hayatımını iman eden, kabul eden takva sahibi erlerin hasleti nedir? Onların mallarında hem o malı isteyen dilencilerin hem de ondan mahrum insanların hakkı vardır diyor. Mülk sahibine göre şekil alır. Tasarruf sahibi Allah'tır. Vermişse ki bir mülk ve demişse ki bunda dilenenlerin hakkı var, kimse bu hakkı zayi etme, hakkına sahip değildir. Bu hakkı düşürme, zayi etme, bunu çiğneme hakkına sahip değildir. Hele hele iman sahibi ise. Onun için bakın bir haber paylaşayım. Ebu Zer radıyallahu anh'tan gelen. Bir adam gelmiş. O dönemler Hazreti Ebu Zer'in, Allah ondan da bütün sahabelerden de razı olsun, 40 koyunu varmış. Demiş ki, karnım aç, al uyuyalım da aç. Bana bir koyun verebilir misin? Git en iyisini beğen demiş. Ve kendisine vermiş. Hemen yanındaki insanlar, adam gittikten sonra, demişler ki ya bu adamın hali vakti yerinde. Kandırıyor böyle dilenerek. Ben onu bunu bilmem diyor. Öyle der gibi konuşuyor. Bakın ifade şu. Se'ele ve lissâili hakkum fil emvâli. Dilendi diyor. Dilenen kimsenin dilendiği mallarda hakkı vardır diyor. Ben bir hakkı ifa ettim. Babamın kesesinden de vermedim. Bana veren Allah'tır. Onun kesesinden neyi vermem gerektiğini o bana öğretecektir. Öğretmiş. Dilenenler kapınıza gelirse onlara verin. Çünkü o malınızda ben onların payı olarak bir hak koydum. Liyakatsiz dilencilerin liyakatsizliği genellikle bize vermeme gerekçesi olarak söylenir. Vermeyelim bunları diye. Hatta dilenmesinler diye
dilencileri sahalardan silmeye yönelik bir takım teşebbüsler de görürüz. Neymiş bu? Meğer bir hak ihlaliymiş. Onu anlıyoruz. Ya doyuracaksınız, bir organizasyon iseniz, bir kurum iseniz, bunun aile cephesini, çocuklarını, ihtiyaçlarını vesairesini tespit edecek, onu üstleneceksiniz, tamam dilenmesin diyeceksiniz, ama değilse hiç kimsenin bunları engelleme hakkı da yoktur. Yaparlarsa hak ihlalidir. Hak hesabını sorar. Yine bakın bir örnek daha. Abdullah İbni Abbas'a gelmiş birisi ve dilenmiş. Sen Müslüman mısın demiş. Evet demiş. La ilahe illallah ilkesine inanıyor musun? Allah'tan başka hiçbir güç yoktur. Rızık veren yoktur. Dağıtan yoktur. Yaşatan yoktur. Yöneten yoktur. Kabul ediyor musun? Evet diyor. Peki oruç tutuyor musun? Evet diyor. Al diyor. Bu artık hak ettiğin bir karşılıktır. Ne demek hak ettiğin? Çünkü Peygamber Efendimiz'den bize intikal eden bir haber. Dilenen bir insan kapınıza gelirse malınızda hakkı var, o hakkı kendisine teslim edin der. Ve biraz önce okuduğum ayeti okur. وَفِي اَمْوَالِهِمْ حَقٌ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُمِ Ömer bin Abdülaziz'in bir uygulaması. Kendi valilerinden birisine haber salıyor. Beytülmal'da olanı oradan dilenen kimselerle paylaşın. Ama diye ikinci bir cevabi mektup yazıyor vali. Her gelene paylaşamıyoruz çünkü gelenler arasında layık olmayanlar da var. Yani gerçekten muhtaç olmayanlar da var. Ömer bin Abdülaziz ne diyor? Cenab-ı Hakk'ın bize bildirdiği gizliyi teftiş etmek değildir. Bize bildirdiği bizim malımızda isteyen kimselerin hakkının olduğudur. Bilesiniz ki siz bu hakkı ifa ederseniz Allah devletin de gelirlerine bereket verecektir. İfa etmezseniz o bereketi alacaktır. Layık olmayanlar istiyorlar ise bu onlara ahirette ancak bir ateş koru olacaktır diyor. Muhtaç olmamasına rağmen dilenen kimselere ahirette bu onlar için bir ateş koru olacaktır diye belirtir. Değerli arkadaşlar, vermek merhamet duygumuzu geliştirir. Bize Cenab-ı Hakk'ın merhametini kazandırır. Haber şu, fakir kapınıza geldiği zaman bilin ki kapınızın önünde bir rahmet var. Bekletirseniz rahmeti bekletiyorsunuz. Reddederseniz rahmeti reddediyorsunuz. Rahmeti reddediyorsunuz. Allah o adamı size rahmete kanal olsun diye gönderdi. Evinize o kanaldan rahmet aksın diye gönderdi. İlahi rahmeti hak ediş sebebidir. Bizden isteyen, dilenen kimselere vermemiz. İlahi rahmeti hak etme sebebidir. Bir başka haber bakın. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Vermek sosyal huzurun güvencesidir. Emniyetin güvencesidir diye bir haber iletir. Şöyle ki es-sadakatu Allah'a sadakat alameti olarak sizde olanı olmayanlarla paylaşmanız bu kalemleri çeşitlidir diye özellikle söylüyorum. Yani mal sahibisiniz sadaka maldan, ilim sahibisiniz sadaka ilimden, duygu sahibisiniz sevginizden, güç sahibisiniz kuvvetinizden,
makam sahibisiniz, makamın yapabileceği işlerden kim sizden bir şey isterse onu verin. İstemezse de bunları Allah'a sadakatin bir alameti olarak bilin ve paylaşın. Paylaşırsak ne olur? Aleyhisselam devamen der ki, tesuddu seb'ine baben mineşşerri. Kişiyi 70 şer çeşidinden muhafaza eder. Sadaka veren kimseyi 70 çeşit şerden muhafaza eder. 70, 69'dan sonraki 70 gibi değil. 7, 700, 70, 40 benzeri rakamlar Arapçada çokluğu ifade eden rakamlardır. Yani size gelen birçok şerri def'e yol açar sadakayı vermeniz. Sadakayı tarif ederken aleyhisselam kullu ma'rufin sadakatun diye tarif eder. Her iyilik sadakadır. Her iyilik sadakadır. Tebessüm de bir iyiliktir. O da sadakadır. Yol vermek bir iyiliktir. Yer vermek bir iyiliktir. Kolaylamak bir iyiliktir. Ve bunların her birisi sadaka hükmündedir. Paylaşmak, vermek aynı zamanda bizi kalbende var olan günahlardan arındırır. Günahlardan arındırır. Sallallahu aleyhi ve sellemin bir ifadesi bakın. Eddi zekâten mafrûda fe innehe tuhratun tutahhiruke. Sana Rabbinin farz kılmış olduğu zekatı ver. Çünkü zekatla Allah seni günahlarından, mal kazandığın malın kazanç yolunda bu balalardan, yalanlardan, şundan bundan, öyle ya da böyle haram katkılarından arı duru hale getirecektir zekat. Zekatı veriniz. Rabbinizin size farz kıldığı. Çünkü bu sizi arındıracaktır diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Çok meşhur bir haber var. Toplumun islahına, arınmasına yol açar olarak da bakacağız buna. Bu haberden kaynaklı diyorum. Birincisi, münferiden her birimizin zekatı veren kimsenin kendisini arındırıcı bir işlemdir sadaka. Allah arındırır. Arındırma yetkisi de ona aittir. Günahtan sorgulayıp ceza verme yetkisi de ona aittir. Arındırırım derse kimse elini tutamaz. Aynı arınma işi bir de toplum içinde varmış. Ne diyor bir zatı aleyhisselam anlatırken? Adam karar vermiş, demiş ki bugün ben bir sadaka vereceğim. Yüklü bir sadaka. Kesesini altınla belki doldurmuş, çıkmış geceleyin. Geceleyin çıkmış, verdiği kimse onu görmesin diye. Görüp mahcup olmasın diye. Gitmiş, bir adamın eline o keseyi vermiş. Adam kabullenmiş tabii. Kabullenince demek ki sadaka yerini buldu sayıyoruz. Dönmüş. Sabah olunca demek ki küçük bir yer, büyük bir yer değil, çabuk yayılmış haber. Duyduk duymadık demeyin, falan adam falan zengine geceleyin bir kese altın verilmiş. Denmiş. Zengin bir adama meğer düşmüş. Tabii veren adam da bunu duyunca vallahi demiş ben bu gecede çıkacağım. Hadi o sayılmadı olabilir. Bu gecede çıkacağım bir kese altını daha vereceğim demiş. Gece özellikle hassas davranıyor. Çünkü minnet yüklemeyeceğiz, utandırmayacağız. İnfak ve sadakanın kabul görmesi için Cenab-ı Hak nezdinde bu özellikler önemlidir. Mahcup etmeden vermek, minnet yüklemeden vermek, gizli bir şekilde vermek.
Öbür türlüsü minnet yüklediğiniz sadaka başa beladır. Kavlun ma'rufun ve mağfiratun. Öyle mi? Güzel bir söz söyleyin minnet yükleyecek sadaka vermek yerine. Güzel bir söz ondan daha evladır. Bir hatayı affetmeniz minnet yüklenmiş bir sadakadan daha evladır. Kavlun ma'ruf, güzel bir söz ve mağfira ve hatayı affetmeniz hayrun min sadakatin yetba'uha eza. Beraberinde eza getiren gözler ile, dil ile, tavır ile ya da açıktan açığa vermek suretiyle eza getiren bir sadakadan daha hayırlıdır diyor. Güzel söz ve hatayı affetmek. Hiçbir sadaka verecek malınız yoksa bari bir hata af yoluna bakalım. Bari güzel bir söz yoluna bakalım. Geceleyin bir daha çıkmış. Bir kese altını yine birisinin avucuna vermiş. Sabahleyin yine haber yayılmış. Duyduk duymadık demeyin. Falan hırsızın eline bugün bir kese altın verilmiş. Meğer adam hırsızmış. Bunu duyunca sadakayı veren üçüncü gece bir daha ahdetmiş. Bir daha çıkacak ve bir kese altını yine vereceğim demiş. Çıkmış, geceleyin o kese altını birisinin avucuna vermiş. Sabah yine bir haber. Falan kötü yollu bir kadının eline bugün bir kese altın verildi demiş. Sonra bir ses. Eskiden öyleymiş. Seslerle Allah peygamber olması şart değil. Seslerle bir şekilde kuluna yaptığı sadakanın Allah nezdinde kabul gördüğünü bildirilmiş. Öyle bir ses gelmiş. Ey falan zat, senin verdiğin o bir kese altından dolayı zina yolu yaşayan kadın iffeti tercih etti. İffetli bir yolu tercih etti. Senin verdiğin o kese altındaki ihlas ve samimiyetten, ölçüye hassas sadakatinden dolayı zengin adam bundan sonra dağıtma kararı aldı. Senin verdiğin o bir kese altının samimiyetinden dolayı Allah hırsız adamın bundan sonraki hayatı için iffetli, onurlu, şerefli bir hayat yaşama kararı aldırdı. Yani hırsıza hidayet oldu, zinakara hidayet oldu ve zengine cömertlik oldu yaptığın o sadaka. Sadakadan sadakaya fark eder tabii. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا أَذَنْ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ Allah'ın verdiği mallardan, imkanlardan infak eden kimseler herhangi bir eza ve minnet yüklemeden bunu yaparlarsa Allah onları asla mahzun etmez ve hiçbir şekilde korkuya teslim etmez. Hayatı emniyet ve güven içerisinde tutmaya yarayan önemli bir eylemdir. Sadaka. Ne yapacağız abi? Şimdi çekiyoruz. Kısa çekiyoruz, hemen bitiriyoruz. Zahmet. Uzatmadık değil mi? Biraz uzattık. Olsun. Vermeye vesile olacaksa uzatılmaya değer bir amel çünkü. Başta konuşmacılar olmak üzere bu işin kanaat önderleri olmak üzere imamlarıyla, müftüleriyle, vaizleriyle, hatipleriyle bizler en az yaptığımız iş değil midir paylaşım? En az yaptığımız iştir. Defaatle vurguladım, bir daha söyleyeyim. Bizdeki temsil engelini aşabilirsek, iyi temsil edebilirsek konuştuklarımızı, bu toplumun
dinle, dindarlarla, dindarlıkla hiçbir sorunu kalmaz. İyi örnek olamıyoruz. Bizim yamacımızda olanlar bizden rahatsızlık görüyorlar. Fayda görmüyorlar. Allah aşkına söyleyin, cömert insanı kim öteler? Sofrası açık bir insanı kim öteler? Onun inancını tam olarak kabul etmezse bile adama karşı duyduğu sevgiyi, sempatiyi kim engelleyebilir? Kapımız, soframız, gönlümüz, aklımız, bilgimiz açık olursa ve engin davranır, insanların önünde serilirsek, bilirsek ki serilmek Allah'a doğru yükseltir kişiyi, Allah'ın yanında yüksekliğin, yüceliğin bir eylemi olarak serilmeyi görürsek ve serilirsek, kim üstümüze basıp yaşayan hangi insan bizden rahatsız olur? Üstümüze basıp yaşayan hangi insan bizden rahatsız olur? Temsil sıkıntısı. Bu da onlardan birisi. Paylaşım bizde maalesef yok. Bir haber daha paylaşayım. Aslında buluttan duyulan bir bilgi, bir haber konusu da yaygın bir haberdir ama buluttan duyulan bir ses. Bereket indirecek ya Allah, hizmete koşturacak tabiatı. Bu kuluma bereketlerinizi yağdırın diyecek ya, neye bağlı tutacak bunu? Kulun paylaşımına bağlı tutacak. Bakın, son bir haber ileteyim. Aleyhisselam der ki, geçmiş tarihlerde bir adam yolda giderken buluttan bir isim sesi duydu. Falan kimsenin tarlasına yağacaksın diyerek. Allah Allah. Hayreti mucib bir şey. Peşine düştüm demiş. Düştü ta bulut suyunu dökünceye kadar. Bir yere döktüm. Çakıllı taşlı bir yere döktüm. O çakıllı taşlı yerden su yavaş yavaş akmaya başladı. Takip ettim suyu nereye doğru akıyor diye. Bir baktım ki bir tarlaya doğru akıyor. Tarlanın içerisinde bir adam. Ey Allah'ın kulu, senin adın ne dedim. Ben falan kimseyim dedi. Niye sordun ki? Buluttan bir ses duydum. Tam da senin adını telaffuz ediyordum. Ahvalin nedir peki? Sen nasıl böyle bir duruma geldin? Ne yapıyorsun malınla ilgili deyince, tarlamdaki verimi ben üçe böldüm diyor. Tarlamdaki verimi, ürünleri üçe böldüm. Birisini sadaka olarak ayırdım. Fakir, miskin, yetim, akraba, dilenen misafir, kim varsa açtım onu. Bir diğer parçayı kendi ailemin geçimi için ayırdım. Bir diğer parçayı da tarlamın döneri için ayırdım diyor. Tarlamın döneri için ayırdım. Kaçta kaçını ayırmış? Üçte birini ayırmış. O bonkör davranmış da Allah geri mi kalır haşa? Tabiata emir, komut verir. Gidin o adamın tarlasını yerin bitirdikleriyle yeşertin. Bombaştırın, komutu verir. Her birimize bu komut gelir. Adamın adı yok, sanı yok bakın. Bir peygamber ismi de telaffuz etmedik. Sıradan bir insan. Bu eylem, kimin eylemi, bu amel, kimin ameli olursa aramızda, aynı o komut bugünkü tabiata da geçerlidir. Çünkü Allah değişmedi. Aynı Allah'tır. Kul eylem olarak değişmesin, komut da aynı olacaktır. Evet. Yalnız Cenab-ı Allah der ki, fakir insan Allah'ın kendi kullarına gönderdiği bir hediyesidir. Onu hediye, Rabbimin hediyesi diye görürseniz kabullenmekte zorlanmazsınız.
Eğer Rab'be iman ve onu sevmek diye bir inancınız gerçekte varsa, bir hediyesidir. Allah biz kazanalım diye fakir gönderir. Haşa kaybedelim diye değil. وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَهُوَ يُخْلِفُ. Her ne infak ederseniz, halefi kimdir? Allah'tır. Onun garantörü Cenab-ı Hak'tır. Hemen ardından o boşluğu daha fazlasıyla doldurur. Bir verirsiniz Allah yolu, سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّ. Yedi başağa çevirir bir tohumu. Yedi başağa çevirir. Siz bir habbe verirsiniz. Yedi başağın her birisinde 100 vardır. En az 700 misliyle size iade eder. Ama Allah yolunu verirseniz. Burada maksat tamamen Cenab-ı Hakk'ın yoluna niyetidir. Bu gözetilmesi kaydıyla. Evet. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den paylaşacağım hadis buyuruyor. Bir arkadaşımız aile sorunları ile ilgili bir not göndermiş, dua istemiş. Herhalde sadece benden değil, hepimizden dua istiyor. Allah aşkına en tenha zamanlarda gönlümüzü Cenab-ı Hakk'a yakın bildiğimiz, arı dur bildiğimiz bir zamanda bütün Müslüman ailelere dua edin. Bütün bekarlarımıza dua edin. Allah temiz evlilikler nasip etsin diye dua edin. Allah bekarlarımıza temiz evlilik, evlerimize de İyi geçimlilik nasip etsin inşallah. Biraz önce dinlediğimiz Kur'an bölümünden, Meryem'den dinlediğimiz ayetler, ikinci bölümde dinlediğimiz ayetler, anlatacağım ayetler idi. Konu neydi? Hazreti İsa üzerinden Cenab-ı Allah bir kimlik kazandırıyordu. Şu anda kimliğini büyük ölçüde kaybetmiş bizlere. Bir kimlik kazandırıyordu. Ardından İsa Aleyhisselam'ın hayatımıza ne katacağıyla ilgili değerlendirmeler yaptı. Sonra Hakk'ın sözü bu iken ذَٰلِكَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمْ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذ۪ي ف۪يهِ يَنْتَرُونَ Sözü ben söyledim. Ben söyledikten sonra artık tartışma bitmelidir derken İsa Aleyhisselam'la ilgili değerlendirmeye bizim için katkı olacak, hayata ölçü olacak, aydınlatacak önümüzü diye birkaç ayette daha devam ediyor. Bakın ifadelere. فَاَخْتَلَفَ الْاَحْزَابِ İsa ile ilgili, İsa Aleyhisselam ile ilgili gruplar, fırkalaşmalar, tartışmalar oldu. Buna rağmen oldu. Hak geldi ondan sonra oldu. Aslında çok sağlıklı bir durumdur bu. Bölünmeler ne zaman sağlıklı, doğrudur? Hak gündeme geldiği zaman. Değilse mevcut bölünmelerin hiçbirisini kabullenmeyin. Siz de aynı söylemler, yaftalarla hareket etmeyin. En rijit ifadeyle söyleyelim. Mesela komünizmi benimseyen komünistler, kapitalizmi benimseyen kapitalistler ya da zorbalık anlamında faşistler ya da demokratlar ya da laikler ya da kemalistler ya da İslamcılar. Ne İslamcıları İslamcı, ne kemalistleri kemalist, ne laikleri laik olarak olduğu gibi kabullenmek doğru bir davranış değildir. Ne zaman peki doğru olur? Şu elimdeki kitabı toplumun gündemine getirdikten sonra kim ne vaziyet almışsa işte o zaman doğru olur. Allah'ın kitabıdır. Üzerinde tartışma yok. هَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حِينُ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا لَمْ يَكُنِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ
وَالْمُشْرِك۪ينَ مُنْفَك۪ينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةِ Var olanları, var olan fırkaları, bölünmüşlükleri, gruplaşmaları asla benimseyerek, kabullenerek hareket etmeyin. O insanların vaziyet aldıkları yere, oranın dünya görüşüne göre hemen o refleksle hareket etmeyin. Ne zaman, ne zamana kadar? Beyineyi siz gündeme getirinceye kadar. Peki beyine nedir? Resulun minallah bir, Allah'tan gelen elçidir. İki, kendisinin okuduğu yedlu suhufen mutahhara, okuduğu tertemiz sayfalar olan Kur'an. Bunlar toplumun gündemine gelir. Bunlar muhataplara anlatılır, gruplara götürülür. Bizim gitmekte çekingeli davranacağımız bu coğrafyada hiçbir grup olmamalıdır. Çünkü Muhammed Aleyhisselam da geldiğinde o toplum çok homojen, tek tip bir toplum değildi. Zenginler zenginlikleriyle fakirlerden kendilerini üstün görerek zaten bir dünya düzeni kurmuşlardı. Ya da yöneticiler yönettikleri insanlardan kendilerini kopararak zaten bir dünya kurgulamışlardı. Ya da zenciler olmayanlarla, ya da dünyayı yönetenler yönettikleri kimselerle farklı farklı bölümlere ayrılmışlardı. Irk vardı, kabile vardı, servet vardı insanları konumlandıran. Ama ne oldu? Allah Resulü olduğu haliyle aynısını kabullenerek hareket etmedi. Kur'an'ı gündeme getirdi. Ebu Cehil'in de dünyasında gündeme getirdi. Bilal'in de dünyasında gündeme getirdi. Ebu Zer'in de dünyasında gündeme getirdi. Bu çok önemlidir bakın. Bizim şu anda benden değilsiniz diyebileceğiniz hiçbir grup olmamalı. Asıl belirtmek istediğim budur. Sorarlar cemaatin kim diye. Cemaatim benim halktır dedi. Bu halk Müslüman bir aileden, ana babadan dünyaya geldi. Bu halk Cenab-ı Allah'ı Allah olarak kabul eden bir anlayışa sahip. İnançta eksikler gedikler, amelde yanlışlıklar, haramlar yok mu? Vardır. Var da kimin dünyasında yok ki, kimin halinde yok ki bunlar? Neyle temizlenir, neyle istikamete biner bunlar? Şu kitaptaki hakikatleri insicamını bozmadan, ama özellikle söylüyorum. Kitabın insicamını bozmadan. Bunu slogan halinde de nakledebilirsiniz. Slogan şeklinde de nakledebilirsiniz. İnsicam bozulmadan kendi düzeni içerisinde de nakledebilirsiniz. İkincisi Allah'ın indirdiği vahidir. Birincisi kendimin düzenlediği yeni bir düzendir. İkincisinde isabet etmeyebilirim. Ama birincisi Allah'a mahsustur. Hakkın ta kendisidir. Hak konuşunca kalbi bilir, ona göre konuşur. Aklı bilir, ona göre konuşur. Tecrübenizi bilir, ona göre konuşur. Derdinizi bilir, ona göre konuşur. Tam 12'den isabet ederek konuşur hak. Yani Allah. Onun için şu anda kaç grubuz? Ben bir grup görüyorum. Vahye muhatap insanlar. Başka bir grubum yok. Vahye muhatap insan, vahye muhatap bir kitle. Başka bir grup yok. Ne siyaset, ne servet, ne ideoloji bunu belirleme yetkisine sahip değildir, doğru da olmaz. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ Şimdi ikinci bölüme gelelim. Peki, kitabı getirdik, Allah'ın vahyini. Peygamberi getirdik, duyurduk ona modeli. Modeller duyuruyoruz şu anda. Geçen haftalardan beri İsa Aleyhisselam'ı anlatıyorum. Allah aşkına söyleyin şimdi. Hangi birimiz İsa Aleyhisselam'ın ile ilgili anlatılanları yanlıştır, bu böyle bir din olamaz, ben bunu reddediyorum diye dinledi? Dışarıda hangi birilerini bu şekilde dinlediklerini düşünebiliriz? Çok müstesna insanlar kalır,
O da artık bizim hoşgörümüze, merhametimize, ısrarla hakkı onlara götürme çabamıza kalacaktır. Onu da çizmeyeceğiz. O da bizim hoşgörümüze, merhametimize havale edilecektir. Ayağına ayağına gideceğiz. Defaatle gideceğiz. Kanı beş para etmez Firavun'un ayağına Musa'yı göndermişse Allah, biz de Firavun'dan çok daha insan, çok daha kaliteli bu toplumu ayağa gitmekten mahrum etmeyeceğiz. Gideceğiz. Allah'tan geleni biz onlara, onlara dair bir emaneti ulaştıracağız. فَاَخْتَلَفَ الْاَحْسَانِ Hiziplere bölündüler. فَوَيْلُمْ Yazıklar olsun diyor Allah. Hak geldikten sonra bölünmeler olmuşsa yazık böyle bir duruma. Çünkü ahirette durumlar perişan olacaktır. O hale düşmek konusunda ne kadar da acınacak durumdalar diyor Allah. فَوَيْلُمْ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظ۪يمٍ Çok büyük bir gün önümüzde bizi bekliyor. Meşhed, şahitleri bizleriz o günün. Gözlerimizi açacak Allah. Kulaklarımızı açacak. Kalbimizi açacak. Çocuktan dolayı hiç rahatsızlık duymayın. Özellikle söylüyorum ablacığım, bir mahcubiyet duymayın. Çocuklar bizim çocuklarımız. Ağlayacak tabii, ağlasın. Siz kalbinizi buraya vermeye çalışın. Cenab-ı Hak ona da bereket koysun. Aklı uslu, ahlaklı, imanlı bir çocuk olarak inşallah annesine, babasına da Allah'a da hadim kılsın. Büyük bir güne şahitlik yapacağız. Onu belirtir Allah. O gün düşün, insanların düşeceği ahvalden dolayı ne büyük bir sıkıntı, ne büyük bir hasret, ne büyük acınacak bir hal yaşanacaktır. Yazık o insanlara diyor Allah. Yazını ne zaman söylüyor? Hak aşikar olduktan sonra. Bakın değerli arkadaşlar, beddua da ucuz kullanılmamalı. Erken kullanılmamalı. Ahiret gününe dair bir bedduadır bu. Her şey bitmiştir. Tescillenmiştir her insanın rotası, yaptığı ameller, taşıdığı inanç ve fikirler. Ondan sonra Allah فَوَيْلُنْ yazık yaşayacaklarından dolayı diyerek bir kınama, öfkesine dair bir beddua. Küfredenlerin şahit olacakları o büyük günden dolayı yazıklar olsun. اَسْمِعْ بِهِمْ وَاَفْسِرْ Müslüman ne duruyorsun? Çok büyük bir gün. O günü tarif için Cenab-ı Allah farklı isimler kullanır. Mesela ne der? Bir ifadesinde yavrun kıyafet der. Her şey ayaklanacaktır o gün. Ne der o güne dair? Yavrun talak der. Amellerimizle buluşacağız. Öncekiler, şimdikiler, sonrakiler birbirleriyle buluşacaklardır. Yavrun talak. Yaratılanlar yaratanla buluşacaklardır. Yavmut talak, ameller hak ettikleriyle buluşturulacaklardır. Cennet ya da cehennem. Yavmut talak, o gün aynı zamanda yavmut zuruf, o gün yavmut buruz, bariz bir gündür. Her şey açığa çıkacaktır. İçi dışarı atacaktır Allah. Amelleri olduğu gibi bir vücuda dönüştürecektir. Yalan çok çirkin bir surette yanımızda peydahlanacaktır. Aşağılamak öyle olacaktır. Hakaret öyle olacaktır. Çalmak öyle olacaktır. Zina öyle olacaktır. Her bir amel şekil bulacaktır o gün. Yavuz zuruftur o gün. Bariz bir şekilde herkes yaptıklarını görecektir. Bir başka isim kullanmış Allah. Yavmul ceza demiş. O gün karşılık günüdür. Ne ettiysek o gün biçme günüdür. Ektiğimize ulaşma günüdür. İşte فَوَيْلُنْ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظ۪يمٍ Bir ismi de çok büyük bir gün. Halin ahval.
halin şiddetli olacağı bir gün der. Esmi bihi muabsir. Haydi bunu duyun. Bu kadar vahim bir durumla karşı karşıya geleceksiniz ama duyarsız kalacaksınız, öyle mi? Hayır. Bunu duyurun. En yakınlarınızdan başlamak üzere herkesi bugüne hazırlansınlar diye ilahi mesajdan bu güne dair bilgileri paylaşın. Paylaşın insanlarla. Hazırlık yapsınlar. يَوْمَ يَأْتُونَنَا. O gün bize geleceklerdir. O gün onların gözlerini, kulaklarını açacağız. O gün her şeyi apaçık, aşikar hale getireceğiz. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Gözlerin çok keskin, bugün her şeyi göreceksin. Allah'a dair, meleklere dair, cennete, cehenneme dair, amelin iyisine, kötüsüne dair, cezaya, mükafata dair her şeyi apaçık göreceksin. O gün iş işten geçtikten sonra pişmanlığını izhar eden, açığa vuran kimi insanlar şöyle diyecekler: Allah'ım, gördük, duyduk. Bize bir imkan daha tanı, telafi edelim. Gördük, duyduk. Bundan sonra kaçmaz bizden. Yeter ki telafi imkanı daha. Olmayacağı için biz bugün yapacağız, yapılacak, yapılması gerekenleri. Duyuracağız. Eşimizi çok seviyorsak eşimize, çocuğumuzu seviyorsak çocuğumuza, dostu, akrabayı seviyorsak onlara, kime muhatap oluyorsak onlara, o güne hazırlansınlar diye o günü anlatan pasajlardan, Kur'an'dan paylaşacağız. لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالِ مُب۪ينَ. Ancak zulmedenler bugün çok açık bir kayba uğrayacaklardır. Üç alanda zulmü anlatır Peygamber Efendimiz. Zulmedenler, özellikle altını çiziyor. İnanç alanında zulüm nedir? İmana şirk katmaktır. İnsanlarla beraber yaşama alanında zulüm nedir? Hak ihlalleridir. Şahsın Rabbi ile olan ilişkisi alanında zulüm nedir? Şahsi günahlardır. Birinci zulüm affedilmeyecektir. Şirk bulaşmış bir imana Allah asla affetmeyecektir. İkinci zulüm ödeştirilmeden bırakılmayacaktır. Üçüncü zulüm Cenab-ı Hakk'ın affına, mağfiretine mazhar olacaktır. Affına, mağfiretine uğrayacaktır. Üçüncü zulüm, yani şahsi günahlarımız. O günahlardan korkmayın. Asıl korkumuz birincisi ve ondan sonra sırada ikincisi, hak ihlalleri konusudur. O gün zalimler çok açık bir kayba uğrayacaklardır. Hızlı geçeyim. وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ. Hasret günüyle ilgili kullarımı uyar diyor Allah. Hasret günüyle ilgili kullarımı uyar. Düşmeden o hale bugün tedbirle yaşasınlar. Peygamber Efendimiz'in uyarısı bir mızrak, bir kılıç gibi değildi. Kendisini tanımlarken Allah nasıl tanımlamış? Rahmeten lil alemin diye tanımlamış. Gözyaşlarını bir de ne için dökmüş? Ümmetin durumunu, içine düşeceği vahim durumu bildiği için dökmüş. Son nefesine kadar ısrarla Cibril'e emanet ettiğini belirttiği kitle kim? Ümmetim demiş. Böyle bir insan uyarıyı bir tokat gibi, bir silah gibi, azarlayıcı, aşağılayıcı, dışlayıcı bir ton ve ifadeyle asla yapmaz. Uyarıyı merhametle yapar, afla yapar, hoşgörüyle yapar, yumuşak yapar. Git Firavun'a ve ona yumuşak söz söyle. Belki iman eder, öğüt alır diyor. Etmeyeceğini Allah çok iyi bilmesine rağmen Musa Aleyhisselam'ı bununla gönderiyor. Çünkü imanın mazeret kabul etmeyecek yolu yumuşak söz söylemekten geçer. Hakkı söyleyin, eğritmeyin, eksiltmeyin, abartmayın ama yumuşak söyleyin.
hakkı söyleyin. Uyarın onları. Hasret günüyle ilgili onları uyar ey peygamberim diyor. Aleyhisselam bir uyarı örneğini anlatıyor. Bakın onu da paylaşalım. Ben neye benzerim diyor. Benimle sizin aranızdaki ilişki nasıl bir ilişkidir anlatayım diyor bir örnekle. Geceleyin ateş yakarsınız. Kelebekler, ateş böcekleri gelir gelir aydınlık zannettikleri için ateşin içerisine girer yanarlar diyor. Ben onların yanacaklarını bilen bir adam gibiyim. Ateşi yakmışım, kelebekleri gözlüyorum. Gelip içine girecekler görüyorum. Onlar bundan gafil, habersizler biliyorum. O nedenle engellemek üzere sürekli ellerimi, kollarımı onların geliş yolu üzerine koymaya çalışıyorum. Size davranışım aynen bunun gibidir diyor. Bacaklarınızdan yapışıyorum, elbiselerinizden yapışıyorum. Ne olur gitmeyin, görmüyorsunuz, ölünüz ateştir diye çırpınıyorum. Ama buna rağmen bazılarınızın ısrarı ve inadı benden kopup ateşe doğru gidiyor. Muhammed Aleyhisselam'ın çırpınışta hangi duyguyu taşıdığını varın siz tahmin edin. Bir merhamet deryası gibidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. İşte o merhametle uyar. Hasret gününü uyar. Hasret günü ölümle başlayacak. Azrail'i gördüğümüz den başlayacak. Rabbir ci'uni. Ey Rabbim beni tekrar döndürüver diye onu gördüğümüz an hasrete başlayacağız. Mezara konduğumuzda devam edecek bu hasret. Çünkü kimileri o mezarda yatarken sal yamaçlarında namaz, sol yamaçlarında oruç, baş yamaçlarında Kur'an olmak üzere, ayak yamaçlarında diğer salih amelleri olmak üzere onun çevresinde bir kalkan gibi adeta. Koruyucu bir kalkan gibi. Gelen her türlü vahşeti ve korkuyu salıvereceklerdir. O insana cehennemdeki yeri açılacak önce. Çünkü her bireyin cennette cehennemde yerleri var der Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Cehennemdeki yeri açılacak. Eğer salih bir yolla yaşamasaydın buraya girecektin. Ama şimdi burası bitti. Cennetteki yeri açılacak. Şimdi gideceğin yer burası. Tam tersi diğer insan için. Hasret duyacağı bir hale dönüşecektir. Cennetteki yeri açılacak önce aman Allah'ım bana böyle bir yer mi hazırlanmıştı diyecek. Sonra orası kapanınca ceza göreceği yer açılınca aman Allah'ım diyecek ve derin bir hasret duyacaktır. Aynı hasreti dirildiği gün, kitaplar verildiği zaman da duyacaktır. Bir küçük amel bile çok büyük görünecektir. Hasret orada da çekilecek. Sonra cezaya uğratıldığı anda da çekilecek. Sırattan geçtiği zaman da çekilecek. Çünkü imtiyazlılar var, salih amelli kimseler, diğerleri var. Ahval görününce ben niye bunların arasında değilim diyerek bir iç çekecektir insanlar kimileri. O hasret günü gelmeden onları uyar ki çekmesinler hasreti yanına. Yevmel hasret. İş hükme bağlanacak. Kudiyel emr ve hum fi gafletin ve hum la yu'minun. Onlar dünya hayatında gaflet içinde yaşadılar, iman etmediler ama o gün işler bitirilecektir. Ey kullarım diyor ve son ayet. İnna nahnu nerithul ard. Yeryüzünün mirası bizim hükmümüz altındadır. Bugün benimdir diye caka sattığınız mülkü kısa bir zaman sonra bırakıp gideceksiniz. Kime? Benim o mülkü miras olarak tayin ettiğim kimselere. Değer mi kavga etmeye, ölçü çiğnemeye, Allah'tan bırak uzak olmaya o mülk için. Miras bize aittir. Ve biz dilediğimizde bunu taksim ederiz. Kime dilenmiştir diye ayet ve hadislerden genel anlamda baktığımızda şunu görürüz. Allah'ın şu kitabını hayata düzen olsun diye çabalayan, öğrenen, paylaşan, yaşayan kimselere Allah sadece imandaki yüceliği, ahiretteki cenneti müjdelememiş. Ya bir de dünyadaki iktidarı da müjdelemiştir. Ve bir ayet, ayet maali,
Sadece numarasını söyleyeyim, girmeyeyim oraya. Cenab-ı Allah, biz yeryüzünü iman ve salih amelli olan kimselere devrettik, onu miras bıraktık. Ey zaafa uğramış İsrailoğulları, bugün Firavun'un hükmü altındasınız ama nuridu en nemunna alellezine stud'ifu fil ardi ve nec'alehum e'imme ve nec'alehumul varisin. Bizim irademiz, arzumuz, yasamız şudur, arzu talebimiz. İstiyoruz ki zaafa uğramış kimseler sağlam olarak Allah'a yapışsın, ölçülerine yapışsınlar, biz de yeryüzünde onları hükümran kılalım. Hüküm bize aittir. Miras bizimdir. Biz onu hak ediyoruz. Allah yer ve gök bereketlerini müminler için var kılmıştır. Evet, biz miras bıraktık. Ve ileyne yurcaun ve bütün insanlar, cinler, melekler, herkes ama herkes bize dönecektir. Bir daha aynen bu topluluk bir yerde daha buluşacaktır. O Allah'ın katıdır. Yemin etsek haklı bir yemin olur. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın buyruğudur. Hepiniz bana döneceksiniz. Velhamdülillah. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak gereğince amel nasip etsin hepimize inşallah.